Merhaba arkadaşlar, Frekans Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün GB Master i20 modeli ile karşınızdayım. Kapsamlı bir inceleme çekmek istiyorum. i20 modelini hem akranlarıyla karşılaştıracağız hem de detaylı bir şekilde özelliklerine değineceğiz. Dilerseniz ufaktan başlayalım. Normalde 200 TL gibi bir fiyata satışa sunulması beklenen ürün ne kadar fiyatını hak ediyor? Şu anda 70 TL'ye satılması firmanın yeni olduğu için kendini tanıtma çabası diyebiliriz. Bayağı uzun bir süredir indirim devam etmekte. Videonun sonunda 200 TL ya da 70 TL gibi bir fiyatı ne kadar hak ettiğini de belirteceğim. 16 ohm direnç değerli ürünün sürücü ebatına ulaşmasak da 15 Hz 22 kHz frekans tepkisinde olduğunu görebiliyoruz. Hassasiyet değeri ise 119 desibel olarak belirlenmiş. Videoda ek olarak değerlerin ne kadar iyi yansıttığını da ölçmüş olacağız. Hemen hemen videoya 65 modelli kulaklık ile aynı özelliklere sahip olan 20 modelli kulaklığımız 119 desibel hassasiyet oranı ile dikkat çekiyor. Acaba gerçekten bu ses şiddeti seviyesine çıkabilecek mi ölçeceğiz, ama onun öncesinde tasarımıyla devam edelim. Fiyatına göre ilk bakışta kutu tasarımı ve beraberinde gelen çanta insanı etkileyebiliyor. Paketleme anlayışı hoşuma gitti. Çantamız kaliteli, sert bir malzemeyle kaplanmış ve oldukça kullanışlı bir tasarıma sahip. Ne yazık ki kutuda teknik özelliklere rastlamıyoruz. Normalde bir kulaklık seçerken özelliklerini kutu üzerinde teyit etmek gerekir. Bu açıdan gerçekten hangi özelliklere sahip olduğunu söylemek zor. Kulaklığın kutusunda Çin'de yapıldığı ve Amerika'da tasarlandığı yazmakta. Artık kullandığımız telefona kadar birçok ürün ya da ürünün içinde bulunan malzeme zaten Çin'de üretiliyor. Metal malzemeyle donatılmış kulaklığımız Fidio marka 65 modeliyle tamamen aynı tasarıma sahip. Hatta ve hatta model ve baskı noktalarının aynı olduğunu görebiliyoruz. Hiç özgün bulmadığımı belirtmeliyim. Mavi ve metalin ışıltısıyla donatılmış ürün ince bir kablo yapısıyla gelse de yine de akranlarına nazaran birazcık daha kalın bir yapıda kablo anlayışına sahip. Lakin bükülmelere karşı tepkisi biraz fazla olduğu için uzun süreli kullanımlarda biraz dikkat etmeniz gerekmekte. Altın kaplama uçlarıyla donatılması içimizi ısıttı. Keza kablo üzerinde bulunan mikrofon işimize yarayacak gibi duruyor. Kablomuz standart 1.2 metrelik bir uzunluğa sahip. Ürünün geniş ve keskin hatlara sahip bir gövde tasarımı var. Burun kısmı ise izolasyon bakımından girintili çıkıntılı bir tasarıma sahip. İzolasyon açısından burun kısmı iyi tasarlanmış. i20'nin silikonları birazcık sert, o yüzden kulağınızı biraz gerebilir. Biraz daha yumuşak olmasını isterdim. Ürünün beraberinde ek olarak farklı ebatlarda silikonlar da geliyor. Tasarım genel olarak hoş dursa da hoşuma gitmeyen tek nokta plastik bağlantı kısımları oldu. Bu tasarıma birazcık basit kaçmış diye düşünüyorum. Ek olarak dolanmaz yapıda bir kablo tasarımına sahip olması büyük gövde kısmına sahip bu kulaklığa daha iyi giderdi. i20 tasarım bakımından mavi ve metalin ışıltısıyla insanı içine çekebiliyor. Lakin mavi renginin insanı birazcık rahatlatan, huzur veren bir etkisi vardır. Tabi daha canlı renkleri istiyorum diyorsanız o tarz bir seçenek yok. Şimdi dilerseniz tasarımı bir kenara bırakalım, performansıyla devam edelim. Kulaklıkla uzun süreli denemelerimde neredeyse 16 saat boyunca aralıksız dinleme ve test etme imkanım oldu. Silikonların biraz yorduğunu, az olsa kulağımda bir gerginlik hissettiğimi anladım. Kulaklıkta bas birazcık daha ön planda, daha sonra mid, sonra da tiz gelmekte. Mid ve tiz basa nazaran biraz zayıf kalmış. O yüzden sahne geçişleri konusunda az da olsa sıkıştığını hissedebilirsiniz. Yine de özellikle trip hop, rap ve bas ağırlıklı parçaları dinlerken tatmin olabilirsiniz. Philips SH7000 gibi 30 TL'ye temin edilebilen bir kulaklık ile karşılaştırdığımda bas sesler konusunda i20 dip frekanslarda distorsiyona uğruyor. Yani basın doğal ve temiz gelemediğini, bazı noktalarda SH7000'in daha başarılı olduğunu belirtmeliyim. Güm güm gibi davul sesleri SH7000'de biraz daha doğal geldi bana. i20'yi özellikle Soundmagic PL21 ile kıyasladım. Açıkça söylemek gerekirse PL21 ile tüylerim diken diken olurken i20 bana standart telefonlarıyla gelen kulaklıklardan birazcık daha iyi geldi. PL21'de hem baslar hem de tizler gümbür gümbür içime işleyebiliyordu. Sahne performansı ve insan içine çekişi i20'nin üzerinde olsa da i20'nin bu iki modele nazaran tek avantajı mikrofon ve ses izolasyon bakımından biraz daha iyi oluşudur. i20 ses şiddeti bakımından Philips SH7000'in önüne geçse de 97 desibel hassasiyet oranına sahip PL21'in gerisinde kalıyor. i20'nin yüksek ses şiddetine sahip 119 desibellik bir kulaklık olduğunu söylemek çok zor. i20 30 Hz ve alt frekans titreşimlerini yansıtma konusunda biraz zayıf kalsa da bas ve tiz açısından fiyatına göre fena değil. Lakin 200 TL olsaydı Audio Technica CKS99 ne güne duruyordu, o mühendislik ne işe yarıyordu diye kendime sorardım. i20 ile yaptığım denemelerde keza elektronik müziklerle
ambient ve atmosfer açısından da keyif alabilirsiniz. 16 artık değere bakıp yanılmanızı istemem. Martin Garrix Animal parçasındaki ani düşüşlerde ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bu hususta PD21 gibi efsane bir kulaklığın gerisinde kalıyor. SE7000 ise bir tık ötesinde. Kulaklıktaki değerler genelde birçok firma tarafından şişirilir. Zaten insanın duyma aralığını da az çok hepimiz biliyoruz. 20'nin mikrofonu ile yaptığım testlerde sesim Sony MDR-X15 AP modelli kulaklığa nazaran birazcık daha boğuk ve bir tık daha dip sesli çıktı. Sesimi doğal haliyle yansıtabilseymiş daha iyi olurmuş. Ses deneme 1-2-3. Alo, ses deneme 1-2-3, ses deneme 1-2-3. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Şu anda i20 ile ses kaydı aldım. Şu anda Sony MDR-X15 AP modelli kulaklıkla ses kaydı alıyorum. Ses deneme 1-2-3. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10. Sonuç olarak şunları söyleyebilirim ki kulaklık Xiaomi Piston 2'den daha iyi olsa da 35 TL'ye temin edebileceğiniz Piston 3 Yacht Edition'ın gerisinde kalıyor. Keza SE7000'den fiyat performans bakımından geride. Soundmagic PL21 ile hemen hemen aynı fiyata sahip olsa da insanda uyandırdığı his bakımından tüyleri diken diken eden PL21 liderliği hala korumakta. Eğer bas yüklü, hareketli parçaları seviyorum diyorsanız tercih edebilirsiniz. Onun dışında fiyatına göre kutu içeriği ve sunumu bakımından başarılı. Lakin ses dengesi ve kullanım rahatlığı bakımından beğenimi kazanamadı. Uzun süreli müzik dinlemelerimde kulağımı birazcık ağrıtabildiğini belirtmek istiyorum. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki inceleme videosunda ya da herhangi bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın.